Evet arkadaşlar yine acilin geçen yılki geometri denemelerinden güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Egehan şekildeki kareli kağıdın iki köşe noktası olan A ve B noktalarını birer raptiye saplamıştır. Egehan iki köşe noktaya daha raptiye saplayarak bir köşesi A diğer iki köşesi sonradan saplayacağı iki nokta olan ve ayrıca ağırlık merkezde B olan bir üçgen elde edecektir. Buna göre Egehan'ın sonradan raptiye saplayacağı iki noktadan geçen doğrunun eğimi en az kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Yine acilden güzel farklı bir soru. Şimdi şunu yakalamaya çalışalım. Burada. A bir köşemiz olacak, B de ağırlık merkezi. Normalde herhangi bir üçgende ağırlık merkezini kullanırken arkadaşlar şöyle yaparsak şunlar eşitse şuradaki oranın 2k'ya k geldiğini biliyoruz. Burada onu yakalamaya çalışalım. A'dan B'ye 2 birimimiz var. Demek ki B'den bir birim daha gittiğimizde e, A kenarının orta noktasını bulmuş olacağız. Yani bizim üçgenimizi çizerken şimdi şuradaki uzunluğumuz 2k, şuradaki uzunluğumuz k geldi. Hatta 2'ye 1 geldi birimlere ayrıldığı için arkadaşlar. Demek ki şurası bizim oluşturacağımız kenarımızın orta noktası. Ben burası orta noktası deyince aklıma hemen şu geliyor. Şöyle bir kenar oluşturabiliriz. Yani kenarımız şurası olursa A'dan buraya birleştiririz, buraya birleştiririz arkadaşlar. Bir üçgen elde etmiş oluruz. Ama diyor ki biz arkadaşlar ee... Sonradan Rab diye saplayacağı iki noktadan geçen doğrunun eğimi en az olsun diyor. Şimdi bizim doğrumuz bu olursa yani köşelerimizden birisi burası birisi de burası olursa arkadaşlar doğrumuzun eğimi sıfır gelir. Daha küçük negatif bir şey bulabilir miyiz diye bakalım diyorum ben. Örneğin şöyle bir şey yaparsam eğimimiz pozitif gelir. Bakın şu da benim kenarım olabilir. Şuradan birleştirirsem şu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için örneğin şuradan şöyle birleştirdim. Buradan da böyle birleştirdim. Yine ağırlık merkezi B olan bir köşesi A olan diğer iki köşesi de bakın bu nokta ile bu nokta olan bir üçgen daha elde etmiş olurum. Ama bu doğrumun eğimi pozitif geliyor. Hatta bir tane daha bunun yerine yapalım arkadaşlar. Bu ikisinin anlaşıldığını düşünüyorum. Yine işaretlediğim noktadan geçecek bakın şurası olacak. Şöyle birleştirerek yine başka bir üçgen de elde edebiliriz. Yani üçgenimizi şöyle yapsak, şuradan birleştirsek yine şurası bizim kenar ortayımızın geldiği nokta olur. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. B'miz yine ağırlık merkezi gelmiş olur. Ama şimdi diğer iki köşemiz bunlar olduğu için buradan geçen doğruların eğimi pozitif oluyor. Bence biz daha küçük bir eğim elde edeceksek negatif eğimler elde etmeye çalışalım doğrularımızı bu şekilde değil diğer yöne doğru çizelim diyorum. Örneğin ilk yaptığım üçgenin şu şöylesini alsaydım. Hani şöyle birleştirmiştim ya. Şuradan birleştirseydim bence daha mantıklı olurdu. Çünkü böyle yaptığım zaman köşelerimi bu nokta ve bu nokta seçersem bakın eğimi negatif olan bir doğru elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Hatta bu doğrunun eğimine geliyor. Şuradan bakarsak arkadaşlar 2 bölü 2'den 1 geldi. Geniş açı olacağı için eksi 1. Şu an bunun eğimi eksi 1. Yani ben şöyle bir doğru birleştirirsem şuradan şöyle Elde ettiğim bakın şu iki köşeden geçen bu doğrunun eğimi kaç geliyor? 2 bölü 2 1 geniş açı olduğu için eksi 1 geliyor. Ama az önceki mantıkla daha geniş daha uzun bir kenar elde etmeye çalışayım. O zaman sanırım eğimi daha da küçültmüş olacağım. Şöyle bir şey alabilirim arkadaşlar. Şuradan şöyle geçen bir kenar oluşturabilirim diye düşünüyorum. Böyle birleştirdiğimde şöyle yaparsam arkadaşlar zaten A köşemiz belli şuradan birleştirdik. Bakın B noktası ağırlık merkezi oldu. Şurası bizim kenar ortayımızın indiği yer oldu. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Örneğin şurası üçgenimizin diğer kenarı D noktası olsun. Burası da diğer kenarı F noktası olsun. Şu anda elde ettiğim bu doğrunun eğimine bakarsak şuradan yorumlamaya çalışalım. 4 bölü 2'den 2 gelecek ama geniş açı olduğu için eğimi bu sefer ne bulmuş olduk arkadaşlar? Eksi 2 bulmuş olduk. Bu şekilde aslında eğimizi daha da küçültebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şuradan alabiliriz. Ama bu sefer üçgen oluşacak mı? Bakalım. Şöyle yaptığımda 3 birim. Bakın 3'e 1 geldim. Aşağıya daha fazla ilerleyemiyorum zaten. Daha fazla ilerlemek için doğrumu şu tarafa doğru getirmem lazım. Şuraya ya da şuraya. Tamam buradan getirebiliyorum ama alt tarafta ilerleyeceğim yer kalmadığı için eğimimi daha fazla küçültemeyeceğim. Arkadaşlar burayla sınırlamışlar. Belki A noktamız biraz yukarıda B noktamız da biraz daha yukarıda olsaydı eğimi daha da küçültebilirdik. Bence burada elde edebileceğimiz minimum eğim bu şekilde şekilde eksi 2 olarak bulunmuş olacaktır. Demek ki burada Diğer iki köşemizi şu an benim işaretlediğim D ve F noktaları seçtiğimizde oluşan şu kenarın bize vereceği eğim eksi 2 gelecektir. Demek ki B noktasının ağırlık merkezi olduğu, A noktasında üçgenin bir köşesi olduğu elde edebileceğimiz üçgenlere baktığımızda minimum eğimi veren kenarı bu şekilde vermiş olduk, bulmuş olduk. Eğimimizde minimum kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2 olarak bulunmuş oldu. doğru cevabın eksi 2 olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi daha yukarıdan alırsak şöyle geliriz ama aşağıda bu noktanın simetriğine ulaşamayız. Kenar ortayı yapamayız arkadaşlar. Çünkü şurada bakın şuradan geldiğimi düşünün. 3'e 1 geldim. Buradan da 1'e 3 gitmem gerekir. Daha aşağı inemediğim için burayla sınırlı olduğu için görüntüm daha fazla eğimimizi küçültemedik. Aradığımız minimum eğimin eksi 2 olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar.